Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila kıyamı yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Beşer ve insan yaratılışların en güzeli ve en mükemmeli olarak yaratılmıştır. Yani yüce yaratan bu kainatta, bu yarattığı tüm şeyler içerisinde beşeri özenerek yaratmış, insana fazilet, şeref, güzellikler vermiş ve bu insanı yarattığıyla da övünmüştür. Ama bu insan çok aynı anda çok aciz ve zavallıdır. Emirül Müminin Nehcül Belaga Hikmet 419'da şöyle buyuruyor. Ve kâle aleyhissalatu vesselam miskinun ibnu Adem. Zavallı ve çaresiz Adem oğulları, yani bu insan ne kadar da zavallı ve çaresizdir. Yere göğe sığmayan bu insan ne kadar da zavallı ve aciz olabiliyor. İnsanı aciz kılan, zavallı eden şeyler nelerdir? Emir al-Mü'minin bu hikmetli buyruğunda İnsanı aciz kılan 6 noktaya değinmiştir. 6 tane nokta zikretmiştir. Miskinun ibnu Adem, mektumul ecel. Birinci acizliği, eceli gizlidir. Ne zaman öleceğini bilmez. Hepimizin ömrü gizlidir. Ne zaman, nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Şimdi burada hiçbirimiz ne zaman öleceğimiz, nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Birisi kanserden, birisi trafik kazasından, birisi depremden, selden, yangından, felaketten gitmektedir. Gizlidir. Bu gizlilik de insanı aciz kılmaktadır. Dikkat edin, kimisi minberde, camide, secdede, kahvede, meyhanede, halayda aniden düşüp gitmektedir. Ve bu gidişler de insanın ne kadar aciz olduğunu göstermektedir. İnsan ne kadar da zavallıdır, ömrünü bilmiyor. Ne zaman biteceğini bilmiyor. 2. Meknunul ilel. Hastalıkları örtülüdür. Yarın hangi hastalığa yakalanacağız? Yarın ne gibi hastalıkla karşı karşıya geleceğimiz örtülüdür. Hastalıkları da gizlidir insanın. Hastaneye check-up olmaya gidiyor, tüm vücudunun kanser hücreleriyle sarıldığını haber alıyor. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, hiçbir sıkıntısı yoktu. Aniden tüm vücudunu kanser hücreleri sarmış, yatak döşek olabilmektedir. 3. Mahfuzul amel. Ameli korunmuştur. Yani kaybolmaz. Yaptığı her şey korunup kullanmaktadır. Hiçbir şeyi kaybolmaz. Kayıt altına alınmaktadır. Ameller 24 saat gece gündüz kayıt altındadır. Öyle de yazıcılar ki, öyle de yazıyorlar ki bunlardan kaçış daha yoktu. Gidip saklanacağın, gizleneceğin, hiç kimsenin görmeyeceği bir yer de yoktu. Şu anda birimize deseler sen böyle bir söz sarf ettin, inkar edebiliriz. Hayır, ben böyle bir şey demedim. Hayır, yanlış anlaşılma oldu diyebiliyoruz. Ama Allah'ın o görevli melekleri öyle dakik yazıp çizmekteler ki hiçbir inkara, bahaneye, mazerete mahal bırakmamaktadırlar.
yüce yaratan bakışlarımızdakini de bilmektedir. Bu bakışlarımız ihanet bakışı mı, merhamet bakışı mı? Ayet buyuruyor ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُونِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizliliklerini biliyor. Belki bilemeyebiliriz, bize baktı birisi. O merhamet bakışı mı, ihanet bakışı mı? Ama Allah bunu biliyor. Kalbinde, göğsünde neler sakladığını bilmiyoruz ama Allah bunu biliyor. Orada ihanet mi saklıyor, merhamet mi saklıyor? Bunların hepsini ilahi melekler bilmektedir. Hepsini kayıt altına almaktadır. 4. Tu'limuhul bag'atu. Sivrisinek ısırınca canı yanar. Bu cüsseli insan. Bu tabiri caizse 80-100 kiloluk bir insanı küçük bir sivrisinek ısırdığında canı azıyor. Canını yakıyor. Mansur-u Devanigi mel'un bir gün oturmuştu. Bir sivrisinek geldi, bunu ısırdı. Bu sineği kovaladı. Sinek tekrar geldi. Birkaç kez tekrarlandı. Bu mel'un sinirlenerek, Allah bunu niye yarattı? Bunun zararından başka bir şey yoktur dedi. İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselama dönerek, ey peygamberin evladı, Allah bunu niye yarattı? Ya bunun insanlara zararından başka bir şey yoktur dedi. Mansur, ey peygamberin evladı, Allah bunu niye yarattı? İmam aleyhissalatü vesselam mezmunen şöyle buyurdu. Bu sinekler insana diyor ki, ey insan, sen hiçsin. Sen zavallısın. Senin bir gücün yoktu. Şımarma, gururlanma, kibirlenme. Bunun için Allah bunu var etmiş, yaratmış. Dikkat edin tarihe, tarihin sayfalarında Nemrut gibi bir padişahı, yere göğe sığmayan, dünyaya hükmeden Nemrut gibi bir padişahı yüce yaratan bir sinekle, sivrisinekle helak etti. Bir sivrisinek gitti bunun burnuna, sonu oldu onun. Ordu, koşun, devlet, para, pul, mülk, doktorlar hiçbir şey yapamadılar. Bir sivrisinek götürdü onu. 5. وَتَقْتُلُهُ شَرْقَتُ Bir lokma boğazında kalsa onu öldürer. Yani acizsin de insan, bir lokma yemek yiyorsun, o lokma yemek borusu değil de nefes borusuna gitse işin bitti daha. Nefes alamıyorsun. Hadi sırtına vurun. Sırtına vurun ki o lokma çıksın da, o parça, küçük parça çıksın da boğazında nefes alabilsin bu. Busun yani, acizsin sen. Bir lokmalıksın sen. Gurur ve kibir senin neyine? 6. Ve tuntinuhul arqa. Terlerse çok pis kokar. İnsanın teri çok pis kokuyor. Bir yastığa baş koyduğun birisi terlediğinde yanında dahi duramıyorsun. O gözünden sakındırmadığın o küçük bebeğin terlediğinde, ter koktuğunda hemen üzerini başını değiştiriyorsun. Yani böyle zavallısın insan, böyle acizsin sen insan. Dolayısıyla insan ki böylesi aciz bir yaratılıştır, böyle varlıktır, gururlanıp kibirlenmemelidir. Ayet-i Kerime'de Yüce Yaratan ne buyuruyor? Ya eyyühel insan, ma garreke bi rabbikel kerim. Ey insan, seni kerim, cömert olan Rabbine karşı gururlandıran, kibirlendiren nedir? Niye gururlanıp kibirleniyorsun? Emir el-Mu'minin ise şöyle buyuruyor. İnsan oğluna gurur ve kibir yakışır mı? Başlangıcın necis bir parça sudur. Öldüğünde ise yine leş oluyorsun, necis oluyorsun. Dolayısıyla gurur ve kibir sana yakışmaz.
Emirül Müminin Nehcül Belaga Hikmet 419'da insanın azizliğini şöyle dile getirmiştir. İnsanoğlu ne de aciz ve zavallıdır. Bir, eceli gizlidir, ne zaman öleceğini bilmiyor. İki, hastalıkları örtülüdür, yarın hangi hastalığa yakalanacağını bilmiyor. Üç, amelleri korunmuştur, yazılıp kayıt altına alınmaktadır. Dört, bir sivrisinek ısırdığında canı yanar. Beş, bir lokma boğazında kalarsa onu öldürür. Altı, terlerse pis kokar. Bu insanın acizliğidir, bu insanın zavallılığıdır. Allah bizleri ilahi emirlere tabi olan, ilahi destürlere uyan salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.